Dostlar herkese selam. Dikili'deyiz. Arkamda süt kardeşler, süt hayvancılığının, süt inekçiliğinin olduğu muhteşem bir tesisi gezeceğiz. Ve bu bir ilk olacak. Bu tesisteki en ilginç konulardan biri buranın sahibesinin bir bayan olması. Ve tamamen 3000 başlık bu işletmenin bir bayan tarafından yönetilmesi. Kendisi aynı zamanda ziraat mühendisi. Kendisi çok güzel eğitimler almış, pratikten yetişmiş, çekirdekten yetişmiş, bizler gibi çobanlığı da bilen birisi. Hadi gelin bu işletmeyi hep beraber görelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk defa sizinle YouTube kanalımda bir inekçilik üzerine, büyükbaş üzerine program yapıyorum. Biliyorsunuz bütün arkadaşlarımız artık inekçi olanlar da koyun çekiyor veya keçi çekiyor veyahut da koyuncu keçici olanlar da çekebiliyor. Ben de size eski mesleğim olan büyükbaşla ilgili çok güzel bir video çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Nasılsınız? Evet, çok teşekkür ediyorum. Yanımda çiftlik sahibi Arzu Şentürk Salık Hanım var. Siz 3000 başlık bir çiftliği yönetiyorsunuz. Bu Türkiye için bir farklı bir olay. Çünkü genelde bayanlar hayvancılık işine girmiyorlar ama anladığım kadarıyla siz çok seviyorsunuz bu işi. Evet, fazlasıyla. Peki siz burada mı yaşıyorsunuz? Yani ben çiftlikte yaşıyorum. Çiftlikte yaşıyorsunuz evet, tamamen. Evet, çiftlikte yaşıyorum. Ve tamamen bu hayvanlarla haşır neşirsiniz. O zaman beraber gidelim, görelim. Size çok teknik sorular da soracağım. Laktasyonu öğrenelim, yağ oranlarını öğrenelim, protein seviyelerini öğrenelim. Orada hep beraber bir bakalım. Peki. Evet dostlar. Bu araçla gireceğiz. Burası ağrı bir çiftlik. Buradan geçerken gördüğünüz gibi dezenfekteden geçeceğiz. Buraya her giren şey dezenfekteden geçiyor. Kamyonlar, araçlar ve bu gördüğünüz yerde tamamen insanların geçtiği, dezenfekte edilen yer. Birazdan buradan geçeceğiz. Evet, şimdi giriyoruz. Ayaklarımızı buradan geçirdik. Ellerimizi önce yıkıyoruz. Evet. Dezenfekteden geçtik. Size aynı zamanda bir ağrı çiftlik ne demek bunu da anlatmaya çalışacağım. Çünkü ağrı çiftlik konusunda Türkiye'de insanlarımızın kafalarında bir kavram karmaşası var. Evet, çiftliğe gidiyoruz. Şu anda revir bölümüne geldik ve revir bölümünde doğumhane anladığım kadarıyla, değil mi Arzu Hanım? Evet, şu an burası hem çiftliğimizin hastanesi bir kısmı da doğum aynı. Bir de aynı zamanda Montafon da var. Montafon, Brown Swiss ve Holstein'ları görüyoruz. Evet. Bunlar doğum yapacak. Burada hayvanlar. Doğum yapacak. Yani gebe hayvanlar var. Gebe hayvanları görüyoruz. Ve burada da tedavi gören hayvanlar bunlar var. Bunlar da gebe. Bunlar da gebe. Evet. Ve ciddi bir havalandırmanız var aynı zamanda. Evet. Bu havalandırmanın sebebi sıcak iklimdeyiz. Ondan dolayı herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Burada ilk doğan 0-2 günlük buzağımız var. O zaman hep beraber bir buraya bakalım. Buzağı bölümlerini görüyoruz. Burada yeni doğmuş buzağlar. Evet, ilk doğduklarında kolostrum sütünü, annedeki ilk o sarı su, ağ sütü dediğimiz sütü evet, almaları çok önemli. Evet. Bağışıklıkları açısından. O yüzden 2 gün burada tutuyoruz. Evet, çok güzel. Çok güzel bu bölümlerdeler. Ve altlarında plastik var anladığım kadarıyla. Şurada daha iyi görüyoruz. Bu bölmeleri açıyorsunuz. Saman. Kauçuk evet, üstüne saman atıyorsunuz. Aynı zamanda idrar da tamamen aşağı iniyor. Yok. Kauçuğun tamam, altında da şey var. Evet. Fayans var evet, ve bunlar bölmeler. Ve bu bölmeleri koydukça, bu doğumlar oldukça yapıyorsunuz. Burada kaç gün kalıyor bu hayvanlar? 2 gün. Sadece 2 gün evet, kalıyorlar. Gün kolostrumu kalıyor, içtikten sonra daha sonra diğer alana geçiyoruz. Tamam. Burası yeni doğum yapmış. Evet, burada da yeni doğum yapmış hayvanlar var. Bu taraftaki bence hasta hayvanlarımız. Evet. Burada da tedavi gören hayvanları görüyoruz ve burada savunma sırasını bekleyen. Savun başladı mı? Burada savun hiç durmuyor. O zaman günde 3 savun mu yapıyorsunuz siz? Günde 3 savun yapıyoruz. Sadece o savunu da görebileceğiz değil mi? Sadece 2 saat kadar bir temizlik süremiz var. Kaç hayvan sağılıyor aynı 1500 anda? 1500 hayvan sağılıyor. Şöyle aynı anda 60
kapasitenin iki tane. 60 çarpı 2 kapasitede sahanemiz var. Holsteinler maşallah çok güzel. Evet, farkındaysanız çok temizler. Bunların sebebi de biz kendi gübrelerini yüksek ısıda bütün zararlı maddelerden kurtarıyoruz, dezenfekte ediyoruz. Daha sonra o bir kum haline geliyor. Evet. Kendi altlarına seriyoruz. Yani hayvan çok daha ferah, refah yaşıyor. Çünkü kauçuk gibi plastiklerden çok hoşlanmıyor. Buradan da hayvanlar sağıma geliyor yavaş yavaş. Ve 1500 hayvan 3 kere sağladığına göre demek ki 4500 hayvan sağıyorsunuz. Genelde sağmal ineklerin yaşadığı yerleri görüyorsunuz. Sağmal inekler burada. Fakat buradan baktığımız zaman şurada sıvı ve yumuşak gübre çukurunu görüyoruz. O yumuşak gübre çukurundan zannedersem Arzu Hanım şuraya mı iniyor? Evet, o yumuşak gübre. Katı ısıda ayrılıyor. Katı olan separatörlerimize gidiyor. Yüksek ısıda mikroorganizmalardan arındırılıp tekrardan hayvanların altına seriyor. Ve burası da tamamen idrar şeyi, idrar gölü. Orada da onu sulama için mi yani gübre olarak kullanıyorsunuz? Evet. Ve aşağıda gördüğümüz kesimde de birazdan ineceğiz zannedersem buzağı bölümü gibi geldi. Burası 5 ay sonrası düve alanımız, genç hayvan. Genç hayvan alanımız. Evet, orada 5 aydan sonra hayvanlarımızı oraya alıyoruz. Kuru döneme kadar orada bakıyoruz. Yani burada yaklaşık, bakıyorsunuz. Evet, yaklaşık 2 yaşına kadar aşağıda bakıyoruz. Daha sonra doğum yapacakları için ve sağmaları gerektiği için yukarıya alıyoruz. Dostlar, size gerçekten muhteşem bir süt inekçiliği yapılan çiftliği gösteriyoruz. Bu arada en ilginç yanı da Arzu Hanım. Yani bir bayan burasını yönetiyor. Bayan sahibi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burası sağmal inek barınağımız. Sağmal inek barınağı. Evet. Ha. Bütün bu hayvanlar sağlıyor. Evet, ve yüksek verimli. Şimdi anladığım kadarıyla bütün havalandırmalar çalışıyor burada. Evet. Burada 24 derecenin üstüne çıktığı zaman bütün havalandırmaları, bir de görüyorsanız sistemiyle birlikte yağmurlama, duşlama. He, yağmurlama sistemi de var. Evet, evet. Ona biraz daha yakından dikkatli bakalım. Biraz daha şimdi tekrar açıldığında göreceğiz. Evet. Belli bir dakika aralığıyla çalışıyor. Bahsettiğim kendi gübrelerinde, yataklarında kendi gübreleri var. Onu biraz daha dikkatli şey yapalım. Dostlar, burada özellikle anlatmam lazım. Bunların adı bölmeler, inek bölmeleri. İngilizce'de cubicle olarak geçiyor. Ama burada gördüğümüz kendi gübresi kum haline gelmiş. Evet. Ve kuru olduğu için onu özellikle size göstermek istiyorum. Hayvanlar inanılmaz temizler. Bakın, burada daha iyi göreceksiniz. Hayvanlar inanılmaz temizler. Hiçbir üstlerinde gübre yok. Bu tabii ki çok güzel bir olay. Ve yukarıda gördüğünüz gibi pervaneler dönüyor. Bu pervaneler de 25 santigrat derecenin üstüne çıktığı anda otomatikman çalışmaya başlıyorlar. Dışarıda sıcaklık 35 santigrat derecede. Fakat içerisi çok rahat. Bakın, hayvanlar son derece. Burada montofonlar da var. Montofonlar da yurt dışından, Amerika'dan gelmiş. Ve zaten iriliğinden Amerikan montofonu olduğu belli. Onu da et ve süt açısından yapıyorlar. Hayvanların kaşınabilecekleri bölümleri var. Burada isteyen hayvan geliyor, kaşınabiliyor. Ve biz dolaşmaya devam ediyoruz. Benim ilgimi çeken en önemli olaylardan biri buradaki ineklerin son derece temiz olması. Bunun temizliğinin nedeni de altlıklarının tamamen kendi gübrelerinin kurutularak yeniden burada kullanılması. Peki bu gübreyi aynı zamanda satıyor musunuz fazlasını? Evet, organik gübre olarak. Organik gübre olarak satıyorsunuz. İşlemlerden geçirdikten sonra. Peki ürettiğiniz süt, siz Ağrı çiftliksiniz. Ben bunu daha sonra soracağım Ağrı çiftlik olarak ama Ağrı çiftlik olarak ürettiğiniz süt organik mi yoksa doğal mı? Doğal. Doğal değil mi? Organik olması için bu sefer her şeyin tamamen organik olması lazım. Yedirdiğiniz yerden, kullandığınız süre kadar. Bir şey dikkatimi çekti. Bu da yeni gelişme benim için. Kuyrukların bazıları kesik ya da kısa. Evet. Onu sağım için. Hayır, o hayvanın memesinin hasta olmasını istemeyiz. Biz, bizim için çok önemlidir. Mastit denilen bir hastalığımız var, meme hastalığımız. Mastitis çok iyi bilirim. Evet. Kuyruklardaki pislik de memeye geçeceği için mastiği takıyoruz oraya. Dönem belli bir dönem sonra kendisi düşüyor. Evet.
Otomatik seyirci sistemimiz var burada. Gübre otomatik olarak temizlenip havuzlara atılıyor. Evet, evet. Buradan havuzlara gidiyor. Evet. Her bölüm birbirine bağlı anladığım kadarıyla. Geçiş bölümleri var. Evet. Buradan sahıma gidiyorlar. Sahım sistemleri. Yolu. Sahım yolunuz, evet. Sahım yolunda da özellikle pütürlü ayakları kaymaması için yapmışsınız. Evet, çok önemli. Çünkü maalesef gübre sebebiyle belli bir dönem sonra kayınlar. Yani dikkat ederseniz sahım gübre yolunun olduğu yerler bu kadar gübre olmasına rağmen, ıslak olmasına rağmen hiçbir hayvanda gübre görmüyoruz. Yataklarından dolayı. Kırmızı Holstein de var. Ama kırmızı Holstein yetiştirme gibi bir şeyiniz yok, değil mi? Buradaki hedef kaç hayvana ulaşmayı düşünüyorsunuz? Kaç anaça? Şu anda bulduğumuz barınaklarla birlikte 2400 sağma. Yani yaklaşık 5000 hayvan. Fakat 2-3 yıl sonraki planlarımızda Çift Finans'ın simetrisini kurup 10.000 sağmalı kadar 10.000 sağma. Peki burada ne kadar kalıyor buzağlarımız? Burada 60 gün kalıyorlar. 60 gün kalıyor. Evet. 60'tan sonra artık damızlık ya da şu bölümü alıyorsunuz. 5 aylık kreş dediğimiz bölüm. Burada tek tek kulübeden şimdi orada bakacağız. Orada toplu yaşamaya alışıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Burada da yine tekli olarak gene 2 aylıklar burada değil mi? Evet. 0-2 aylık burası. Burası 0-2 aylık bölüm. Evet. Fabrika yemi kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bunlar günde 2 öğün süt içiyorlar. 2 öğün süt içiyorlar. Ne kadar, kaç litre veriyorsunuz buzağa başı? 3 litre. Yani bir defa da 3 litre. İnek sütü mü veriyorsunuz yoksa mama mı yapıyorsunuz? Kendi sütü daha iyi diyorsunuz. Burada toplam kaç buzağı var şu anda? Diğer taraflarda da var herhalde. Şu anda bu alanda 350 tane buzağı var. Kapamanızın sebebi de özellikle güneşten etkilenmesinler diye herhalde kapıyorsunuz. Aslında güneş ve yağmur diyebiliriz. Yemlerin ıslanmasını çok istemiyoruz çünkü. Bir buzağı ne kadar yem tüketiyor 60 gün boyunca? Şöyle, aslında ilk günlerde hiç tüketmiyor. Çünkü süt içiriyoruz direkt. Biz alışsın diye önüne koyuyoruz. Baktığınız zaman yani günde yaklaşık 700-800 gram kadar ortalama tüketiyor. Ama bir aydan sonra ciddi tüketmeye başlıyor. Tabii, zaten. Evet. Yani zaten 20 şey çok önemli. Buradan çıkış ağırlıkları da çok önemli. Yani kaç kilo da çıkıyor buradan ağırlık? Ortalama 35 kilo da olduysa şu anda 80 kilo yakında canlı ağırlıkla çıkıyor. Şu yakaladık. Bu güzel bir rakam Türkiye ortalaması. Peki bütün dişileri tutuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Peki erkekleri ne yapıyorsunuz? Erkekleri genelde doğduğu an satmayı çok istiyoruz ama tabii tercih süt kesim oluyor. Evet. 60. günden sonra satıyoruz. 60. günden sonra hemen satmaya başlıyorsunuz. Evet. Çünkü burası süt çiftliği. Fiyatınız hani nedir? Doğduğu an 2300 TL. Evet. Artı 19 TL olarak gün başı. Yani 60 günlük olduğu zaman 60x19 diyoruz. Ortalama 3400-3500 lira civarında. Ama eğer bir vatandaş gelip de sizden direkt olarak ben doğar doğmaz almak istiyorum derse de alabiliyor isterse, değil mi? Evet, o zaman da 2300 TL. 2300 TL'ye veriyorsunuz. Burada da bir tane montofonumuz var. Dişi. Artık küpelerden biliyoruz. Bunların hepsi damızlık. Yani kendinize peki birisi geldi ya ben 10 tane erkek almak istiyorum ama bana ne olur 2 tane dişi ver dese veriyor musunuz? Yok, vermiyoruz. Kesinlikle vermiyorsunuz. Bizim için çok kıymetli, evet. O zaman siz tamamen çoğaltmaya gittiğiniz için bunu vermek istemiyorsunuz. Evet, çünkü süt çiftliklerinde her sene reforma olur. Yani düşük verimli hayvanlarınızı çıkarır, yerine yüksek verimli hayvanlar almak istersiniz. Bu da sizin süt ortalamanızı çok etkiler. Bunun için alttan gelen hayvanlarınızın çok olması sizin için çok önemlidir. Evet. O yüzden dişi hayvanları satmak istemez hiçbir zaman süt çiftliği. Şimdi bu bölüm artık 60 gününü doldurmuş buzağlarımızın geldiği bölüm. Evet. Yukarıda gördük. Tek tek kulübe denemek. Şimdi burada sosyalleşerek birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Genelde buraya koyduğunuz hayvanlar erkek dişi karışık mı yoksa sadece dişiler mi var? Şöyle, burada? Genel dişi var. Çünkü dediğim gibi genelde 60 gün üstünü erkekleri satıyoruz. Satılana kadar da burada bekletiyoruz tabii. Kısıra çıkan İnek sayısı ne kadar? Yani yılda yüzde kaç hayvanınızı değiştirmek zorundasınız? Şu anda biz %22 ortalamayla gidiyoruz. %22 ortalamayla. Evet. Yani her yıl %22 ineği elden çıkarıyorsunuz. Yerine de yeni yetişen düvelerinizden koyuyorsunuz. Peki yeni yetişen
Düve koyma oranımız yüzde kaç? Şu anda oranımız maalesef %15'lerde. Bu yüzden açık bir sistemimiz var. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 500 tane deve düve alıp kapasitemiz olacak. Doğan buzağların yüzde kaçı dişi doğuyor? Erkek daha mı çok doğuyor? Genelde %50 olarak ortalanır. Ama tohumlama arkadaşlarımız da bağlı bir şey bu. Aşağıdan gelen tohumlama oranları düşük olduğu zaman, yani başarı düşük olduğu zaman düve de maalesef bizi çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Evet. O zaman düvenin yetişti, yani her yetişen dişiyi de damızlık yapamıyorsunuz. Evet, çünkü doğru gün tohumlayamıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. İkiz doğumlarda, ikiz doğan yavrular, biri erkek, biri dişi ise Blue Martin yapıyoruz ve maalesef... Çok oluyor mu size ikizlik? Ayda ortalama 9-10 tane bayağı ciddi oluyor. Evet. Onları direkt ete satıyorsunuz. Maalesef. Yetiştiriyorsunuz. Ama önemli olan yavrular yani. Şimdi bunlar bölüm bölüm. Mesela bu geçtiğimiz bölüm kaç hayvanlık bölümdü? Çok değişiyor. Her bölümde 6-7 hayvan. Evet, 70-80 var. Toplam 70. O zaman çok rahat ve refahlığa önem veriyor. Tabii, isterseniz 10 tane daha koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz ama istemiyorsunuz. Evet, refah olsun. Refah olması hayvanların. Burada da o refahı görüyoruz. Burada da verdiğiniz yem rasyonunu görüyoruz. İçinde yine ryegrass var zannedersem. Evet. Sılaj var mı? Evet, yonca var. Yonca var. Sılaj var. Yani çok zengin. Tane mısırı görüyoruz. O zaman sizin canlı ağırlık artışlarınız da oldukça yüksek olması lazım. Evet, bu da çok önemli. Yani evet. Mesela şu anda bu gördüğümüz buzağların günlük canlı ağırlık artışları ne kadar aşağıya? 9 gram. Çok iyi. Bu kadar ufak olmalarına rağmen tabii bu büyüdükçe, yani 6 aylıktan sonra bunlar kaç aylık şu anda? Şu an burası yaklaşık 3-4 aylık. 3-4 aylık. Şimdi dostlar şunu da söyleyeyim. Arzu Hanım'la sohbet etmek o kadar zevkli ki karşımda bir ziraat mühendisi var. Benim gibi eğitim almış, benden belki daha iyi eğitim almış bir arkadaşımız. Hem işletmeci aynı zamanda ve her sorduğum soruya cevap alabileceğim. Bu benim için çok önemli. Bu ne kadar kayıtlara önem verdiğini de gösteriyor aynı zamanda ve konuya ne kadar vakıf olduğunu görüyor. Siz bu videoyu izlerken zaten onu da göreceksiniz. Mesela şimdi bir sorum daha var hemen. 6 aylıkken canlı ağırlık artışı ne kadar mesela aşağıda? O da ortalama 1,5-2. 1,5'u yakalıyorsunuz. 1,5-2'yi yakalıyorsunuz. Bu gerçekten çok çok iyi. Ama şöyle çok kaliteli bir yani maliyetlere kazanıyoruz. Ne dediğimiz onlar. Tabii. Bir de şöyle bir şey sorayım size. Mesela diyelim ki düveler büyüyor. Ortalama 1,5-2 kilogram alırken sizin seçtiğimiz hayvanlardan 1-2 tanesi büyümeye gidiyor değil mi? Tabii. Yani genetik olarak onları hemen... Bu arada biz genetik seleksiyon da yapıyoruz. Ha, genetik seleksiyon da yapıyoruz. Bir Amerikalı danışman firmamız var. Çok güzel. Neye göre, hangi hayvana göre, hangi tohum kullanıyoruz? Yani kafamıza göre bir tohum atmıyoruz. Bir de hayvan inek hakemliği denen diyorlar var. Evet. Ben inek hakemliği de yaptım kendim. Biliyorsunuz o inek hakemliğinde hayvanın birçok özelliğine bakarak seleksiyonu yapıyor. Aynen. O uzmanınız size o anlamda da yardımcı oluyor evet. Anladığım kadarıyla. Sizde de tabii bu eğitim belki var. Siz Amerika'da da eğitim aldınız evet, değil mi? Evet, Amerika'da ben ama uluslararası pazarlama üzerine. Ha, pazarlamayı seçtiniz. Evet. Harvard'da çok güzel. Harvard zaten dünyanın en iyi okullarından bir tanesi. Muhteşem. Yani Harvard'dan bir tane inekçi çıktı yani. Hem de bayan üstelik. Ne kadar güzel. Evet. Bu bölümleri bitirdik herhalde. Evet. Şimdi diğer bölümlere geçelim. Genç hayvanlarına da geçelim. Sabit yem karma vagonunuz var. Evet. Peki kaç tonluk bu vagon acaba? Kapasitesi 36 metreküp. 36 metreküp. Burada bütün her şey burada karıştırılıyor. Evet. Şu arkadaşın kullandığı aracın içinde gramajını ölçeceği bir sistem var. Ölçüyor. İçinden görüyor. Çok enteresan. Ona göre hepsini teker teker gramı gramına ölçüp öyle koyuyor. 30 tonluk vagonu karıştırma ne kadar sürüyor? Yani bu yeni hazırlığımız yaklaşık 45 dakika sürüyor. 45 dakika sürüyor. Şimdi 3 vardiği yanda atıyoruz. Şimdi şöyle bir şey isteriz. Hayvanlar sağıma giderken önüne yemlerini atarız. Neden? Sağımdan geldiğinde benim uçları açık olur. Gelsin yemeğini yesin. Ayakta dursun. Ayakta dursun. Yatsın ki hastalık olmasın. Evet. Yani şimdi bu kepçenin ucunda
bir şey var. Bir bakalım o zaman. Şöyle yakından bir bakalım. Burada sılajı görüyorsunuz. Ekran hangisi? Merhaba değerli merhaba arkadaşım. İsim neydi? Mehmet. Şöyle yakından bakalım. Ekranı tam olarak görmeye çalışacağım. Biraz daha yanca görürseniz. Evet. Evet, sonunda gördük. Yani şu anda kepçenin içindeki kilogram 850-840 gram civarı. Evet, teşekkür ederiz. Genç kızlarımız ne kadar zamanda geliyor dedi? Kaç aylıkken geliyor dediniz? 5. ayından sonra buraya alıyoruz. 5. ayından sonra buraya alıyorsunuz. Evet. Şimdi burada iki sistem görüyoruz. Bir kapalı sistem, bir de açık sistem. Şu anda kapalı sistemi görüyoruz, evet, anladığım kadarıyla. Peki kapalı sistemle açık sistem arasındaki fark nedir? Burada tamamen kızlarımız var değil mi? Evet, genç kızlarımız var. Genç kızlar. Evet. Bunlar ilk yaptığımız genç köy barınaklarımız, o yüzden kapalı. Evet. Daha sonra gördük ki tırnak bakımı sağlığı açısından hayvanların toprakta açıkta olması çok daha önemli. Evet, önemli ve bizim için avantajlı. Çünkü gerçekten tırnak sağlığı sağma hayvanlar için çok önemli bir ayrıntı. Evet. Daha sonradan açık alanımızı yapıp bir de tabii orada çok daha fazla hayvana bakabiliyorsunuz ve daha az maliyeti. Şu peki, barınağın maliyeti yaklaşık şu anda 700 bin TL civarında. Hem altyapısı ve üst çatı konstrüksiyonuyla, evet, beraber. Bunlar gebe herhalde değil mi? Yani evet, çoğun, bunlar gebe. Yani bunların tohumlaması yapılmış. Evet. Düvelerdeki laktasyon ortalaması nedir? Ya ilk doğum yapan hayvanımızın şeyini soruyorsunuz değil mi? Evet, ilk doğum yapan, ilk doğumdaki laktasyon ortalaması. Şu anda fresh sütlerimiz 43-44 litrelerde. Doğum yaptıktan sonraki ilk 60 günden bahsediyorum. Tamam. İlk dönemi deriz biz buna. Evet, peak döneminde. Evet, yıllık ortalamamızda şu an 38 litrelerdeyiz. 30 şey olarak, laktasyon olarak kaç litre? Evet. Şu anda 10.4 tondayız. 10.4 tondasınız. Tabii bu arada bir şeyi daha soracağım ben. 10.4 tonda bu düvelerdeki ortalamanız değil mi? Şöyle, evet, tüm çiftlik ortalaması. Peki düvelerdeki ortalamanız kaç? Düve... Biliyorsun. Yani, doğum yaptıktan sonra. Doğumdan yaptıktan sonraki ilk laktasyon. Ha, o çok daha yüksek. Yani öyle ilk, mi? Tabii. Bizim genç kızlarımız şu anda eski, yani ikinci, üçüncü laktasyona göre çok daha yüksek. Yani 41-42 litre, evet, veren genç kızlarımıza ilk doğumda. Laktasyona göre ne veriyor? 10.8, 10.9. Yani neredeyse 11'e yaklaşmışlar. Evet. Burası da açık sistem anladığım kadarıyla. Ve burada daha rahat olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle. Yani buradaki hayvanlar daha rahat. Burada kaç aylık bu hayvanlar? Bunlar da 5. ayından sonra iniyorlar. Şu an burada ortalama 7, 8 aylık, 6 aylık hayvanlar. Evet. Kaç hayvan var burada genelde? Toplamda 1250 tane hayvan var şu anda. 1250 tane hayvan var. Çok güzel. Bunların hepsi damızlık seçilmiş süt kardeşler çiftliğinin geleceğini oluşturuyor. Evet. Burada boğalarımız da var, montofonlar var, evet, gördüğüm kadarıyla. Evet, bunları kendi evlerimiz için. Ha, yani bunlar kurbanlık herhalde değil mi? Evet, yani kurban olarak kendi tutuyorsunuz. Yaklaşık 7-8 tane tohum yemiş. Tohumlamada tutmamış. Ama yine bizim hani denemek istediğimiz... Çünkü beğendiğiniz, evet, değerli düveler var. Evet. Tohum tutmayanları boğa atarak bunları çiftleştirmeye yapıyorum, çalışıyorsunuz. Evet. Bunlardaki yüzde kaçını çiftleyebiliyorsunuz? Tabii şu an çok düşük. Bu yaklaşık 2-3 gün sonra kontrol edilecek. Beklentimiz burada, evet, %10-15 civarında. %10-15 civarında, evet, beklentimiz. Genelde şeyde, suni tohumlamada şu anda oranımız %34. Genç hayvanlarda çok daha iyi. Evet. %72-75 civarında şu anda. Evet. Ve dişi tohumlama yapıyoruz biz düvede. He, dişi tohumlama yapıyorsunuz. Evet. İlk tohumlamada %34 tutturuyorsunuz sağ malda, değil mi? Şöyle, gebe, attığımız tohum oranına bakarsak, yani kaç kere tohumlama yapıp gebe kalıyor oranına bakarsak 2.3. Yani ben... 2.3'te yüzde kaç tutturuyorsunuz o zaman? %60 civarında. %60 civarında. Evet. Ama ben şimdi her 35 günde bir tohumlama başarıma bakıyorum. Bu ne demek? Şimdi bugün tohumu attım, 35 gün sonra bunun sonucunu görüyorum. O zaman bu hayvana tohum atmışım, 34 tane çıkmış. Tamam. Bu sağlam ortalama. Şöyle bir şey sorayım o zaman. İlk tohumlamayı
Doğumdan kaç gün sonra yapıyorsunuz? 60 gün sonra yapıyorum. 60 gün sonra yapıyorsunuz. Evet. Bundaki ortalamanız da %34. Evet. Tutturmadaki ortalamanız %34. İkinci tohumlamada yüzde kaç gün buluyorsunuz? Yine aynı civarlardan. Sağmaldan bahsediyoruz. Evet, sağmaldan %30. Yani %40'ı da görüyoruz ama ortalama, yıllık ortalamadan bahsediyoruz. Ama tabii ki düvelerde tohumlamada daha yüksek oranlar. Tabii, evet. %75'lerde şu anda. Peki yaz mevsimlerine rağmen yazın dışarı. Ve geri kalan %20'de buraya atıyorsunuz bu alana. Evet, yani artık böyle 7-8. Düvede çok da beklemek istemiyoruz. Evet. O zaman ultrason yapıyorsunuz her ay devamlı. 35 günde. Şu an kontrol ediyoruz. İkinci kontrolümüz 70 günde. Çünkü bazen embriyonik ölümler de olabiliyor. Bir de ben özellikle hayvanların kondisyonları oldukça iyi ve düve içinde çok büyük. Kaç aylıkken suni tohumlama yapıyorsunuz? 14. ayından sonra. 14. ayda. Zaten Amerika'da da 13 aylıkla. Yasal bir süreç bu zaten. Evet, 14. ayın öncesinde yapamıyorsunuz. Amerika'da 13 ayda da yapıyorlar biliyorsunuz. Evet, bizde bir ay geri çektiler süreçte. Bizde de 13-13 ay gibi düşünebiliriz. Ya aslında. Şimdi zaten önemli olan sizin yaptığınız o süreçte hayvanı beslerken, eğer siz hayvanın büyümesine, karnındakinin büyümesine, yaşamı için ihtiyacı olanları verdiğiniz takdirde erken tohumlama zaten çok evet. rahat yaparsınız. Mesela İngiltere'de bu 18 aylarda yapılıyordu. Halen yapılıyor mu bilmiyorum, değişti mi ama şu anda bu rakam sizin yaptığınız en doğru sistem. Evet, çok güzel. Burada toplam ne kadar hayvan var? Sadece bu alanı mı? Evet, bu alanı komple alırsak. 250 hayvan var. Şimdi o zaman toplamda şu anda ne kadar hayvan var? Sağmanlar da alacak. 3400. Ve hedef 10.000 hayvana ulaşmak. Yani bu 20.000 hayvan. O zaman 20.000 hayvan demek. Ona göre sistemler, ona göre oluşturur. Çok güzel. Aynısını sürekli. Yani bu 10.000 baş hayvanında arzu anlıyor. Doğru mu? Ne kadar güzel. Evet. Sağma üzerinde mi gidiyoruz? Şimdi genç hayvanların oradan devam edelim. Sağma annemize gideceğiz. Tamam, çok güzel. Devam edelim o zaman. Dostlar, dediğim gibi çok ilginç bir yerdeyiz. Ve çekimlere devam ediyoruz. Çok güzel bir çiftlik, çok modern. Ve çok güzel bilgiler alıyoruz Arzu Hanım'dan. O da sağ olsun şeffaf bir şekilde bu bilgileri bize vermeye devam ediyor. Arzu Hanım, bir de sizin çiftliğin güzel tarafı, her tarafı yol yapmışsınız. Yani dolayısıyla hiç ayağımız çamura değmeden ve elektrikli bir araçla komple evet, dolaşabiliyoruz. Bu çok büyük. Çiftliğin içine mazot ve benzin yakıt dişverici almıyoruz. Öyle mi? Evet. Tamamen elektrikli evet. sistem. Peki günde kaç kere buralara geliyorsunuz, bu dolaşıyorsunuz? Ya ortalama günde 3-4 kere diyebiliriz. Bazen tabii burada yaşamın avantajıyla geceleri baskın da yapıyorum. Çünkü, öyle mi? Evet. Siz burada çiftliğin içinde yaşıyorsunuz çiftliğin değil mi? Çiftliğin içinde çok güzel. Canlıyla uğraşmak çünkü gerçekten çok, çok farklı. Zor. Gecesi evet. gündüz yok. Evet. Çok zor ama çok güzel. Çok güzel. Çok tabii keyifli. Bu tamamen sevmekle alakalı bir şey. Severseniz oluyor zaten. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim inşaat mühendisi. O buruyla alakası yok herhalde. Yok, bizim ailemize yasak zaten. Ailenin çalışması mı yasak? Hayır, ailede gelin ve damatların çalışması yasak. Tamamen kurumsal bir sistem oturtmuşsunuz evet, o zaman. Aile içinde aile hukuk kurallarımız var. Ailenin kanunları var evet, yani. Evet, sadece çocuklarımız çalışabiliyor. Ama herkes memnun. Neticede onun da kendi işi var. Evet, burada da gençleri görmeye devam ediyoruz. Toplam burada iki tarafta, burada ve burada toplamda 1200 üye var. Evet, şu an mesela göreceğimiz sol tarafta şu grup, evet. tohumlanacak grup. Şimdi göreceğiz, kuyruklarında böyle kırmızı bir çizgi göreceksiniz. Oradan evet. kızgınlıklarını takip ediyoruz. Yani hayvanlar üstüne atladığı zaman
O bakın bu boyası mesela silinmiş neredeyse. Evet, çok evet. Daha kırmızı oluyor. Bakın şu da çok daha kırmızı. Ha, arkadaşlar, evet gördük. Evet. Tohumlamacı arkadaşlar atladıkça o siliniyor. Onun silinme oranına göre ha. Ve hareketlerine göre. Şimdi bu kırmızı, hepsinde kırmızı var ama silindiği zaman... Kızgından üstüne çok atlanmış ve o hayvan kızgın demek oluyor. Oradan takip edebiliyorlar. Evet, tabii şuradan. Sadece bu evet. Değil. Kulaklarındaki cihazlarla da takip ediyoruz takip ama edeceğiz. En önemli olan burada doğal kızgınlığı görüp anında tohumlama yapmak. Evet. Bu çok önemli. Kör tohum da yapılıyor en son çare olarak. Ne kadar doğal tohumlama oranınız artarsa yani kızgınlığı tabii. Ne kadar iyi takip ederseniz. Ama siz düvelere de suni tohumlama yapıyorsunuz netice evet. Olarak. Yani boğa kullanmıyorsunuz. Boğayı ancak tutmayanlara kullanıyorsunuz. Evet. Bunların ise 14 aylık düvelerimiz gerçekten. Maşallah yani inek gibi bir dakika şunu göstereyim. Gerçekten kaç kilo canlı ağırlık derseniz değerli dostlar yani yaklaşık bence 500 kilo var herhalde. Evet fazlası bile olabilir. Fazlası bile olabilir evet. Yani bir de genel anlamda hayvanlara baktığım zaman Amerikan Holstein ama benim sevdiğim ben Frisian'ı çok seviyorum. İngiltere'de çok çalıştığım için Frisian'lar daha ayaklı hayvan oluyor ve daha iyi et tutuyorlar. Mesela sizin bu hayvanlarda özellikle beyaz olmayan şunlarda sanki daha fazla Frisian görüyorum. Belki kullandığınız boğalarda da et yapısına da bakıyorsunuz. Evet, bakıyorum. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Bunlar daha suni tohumlama yapılmamış evet, değil mi? Evet, bunlar daha gelecek. Bunlar daha sırası var. 3 ayları var bunların. Yani tabii ciddi şekilde bir kayıt tutuyorsunuz anladığım kadarıyla. Kayıtsız evet. Zaten bu işlerin olması mümkün değil. Kesinlikle. Şimdi sahmanı da göreceğiz mesela. Her evet. Şey kaydediliyor. Bütün sistem tarafından. Diyelim hayvan bugün işte 35 litre süt vardı. Yarın 28'e düştü. Makine diyor evet. Ki hemen lütfen git bak ineğe bir sıkıntı var. Nesi var? Peki inekleri aynı zamanda tartıyor musunuz? Yani canlı ağırlıkları nedir? Evet tohumlamaya kilo kadar. Kilo verme var mı? Tabii tohumlamaya kadar hem boylama hem de tartım yapıyoruz. Bizim için çok önemli veriler bunlar. Sahmandan sonra tartım yapıyoruz. Bir de bütün barınaklarda Süt Kardeşler filminin isimleri var. Burası ha, Emine ve Yasemin. O şey bu Süt Kardeşler ismi o filmden mi geliyor? Evet. Evet hepsinde isim var. Yasemin. Şaban var, Ramazan var, Atife var. Yani niye peki böyle bir ismi seçtiniz? Rahmetli yani. Babam koydu şirketin ismini. Daha sonra Süt Kardeşler filminden de esinlenerek bütün barınakları oradaki karakterlerin isimlerini verdi. Babanıza da Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle geçmişimize Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta anladığım kadarıyla kaybettiniz. Evet babam maalesef barınakları yaptı. Hayvanları göremedi. 2012'de 46 yaşında. Genç hayvanları, genç kızlarımızı gördük. Geleceğimiz. Şimdi sağmala gidiyoruz. Evet, geleceği gördük. Çiftliğin geleceğini gördük. Şimdi burada bir isim daha gösterelim hiç olmazsa geçerken. Bu da Yasemin. Evet. Evet. Süt soğutma tankları var. Kaç litrelik bu tanklar acaba? Toplamda 100 ton süt saklayabiliyoruz. 55 ton süt çıkıyor günde. Her gün 55 ton süt sağlıyor. Evet buradan dostlar şu anda sağım bölümüne geliyoruz. Bu sağım bölümünü özellikle biraz göstermek istedim. Evet son derece modern bir sistem. Şöyle yürüyebilir miyiz acaba? İçeri girebilir miyiz? Buyurun girebilirsiniz çünkü kıyafetimiz. Evet. Şu anda galoşlarımız var. Burada tamamen modern bir sistem. Gördüğünüz gibi hayvanların kaç litre süt verdiği yazıyor. Şöyle bakıyoruz. Şu anda gösterdiği litreler aynı zamanda 3 sağımda 1 olduğu için. Yani eğer burada gördüğünüz bakın şu anda bu hayvan 9 litre süt veriyorsa bu hayvan 3 kere 9 27 litre veriyor. Mesela burada 13 litre veriyor bakın. 13.8. Tabii sağım aynı zamanda devam ediyor. Ve sağım bittiği zaman otomatik olarak sistem kopartıyor. Aynı zamanda burada da litreleri görüyorsunuz. Bakın. Burada da litreleri görmeniz mümkün. Mesela şu anda 14 litre 440 gram oldu. 15 litreye çıktı. Ve burada kaç bayan çalışıyor şu anda? Şu anda 3 bayan çalışıyor. Yani her sağımda 3 bayan çalışıyor değil mi? Normalde 4 bayan. 4 bayan çalışıyor ama şu anda 3 bayan çalışıyor. Sağlı sollu balık sırtlı sistemi kaç hayvan sağlıyor solda? 30.
sağda da 30 hayvan. Evet. Toplam aynı anda 60 hayvan sağlıyor. Evet, ama iki tane sahibimiz var. Başka sahibimiz de var. Aynı anda 120 hayvan sağlıyor. Şu an bu sahibimiz sadece hasta hayvanlar için kullanıyoruz. Dolayısıyla hasta hayvanlar için karıştırıyoruz. Bakın artık sağlanmış. En son daldırma yapılmış. Evet. Kırmızı gördüğünüz. Şimdi bunlar temizlenmiş. Evet. Ve bunlar direkt olarak yemlemeye gidiyor. Çünkü yemi verdiğiniz için evet, aynı evet, zamanda hayvanların da yatmasını engelliyorsunuz. Evet. Yani. Memur göçük olduğu için ilk yarım saat yatmasını istemiyoruz. Önce evet, taze yem atıp onlara yaklaşıyoruz. Peki mastitis oranınız nedir? Şu anda %2.2. %2.2 mastitis oranınız evet, var. Çok düşük. Tabii buradan çok kritik bir soruya geleceğim. Sütteki bakteri oranınız nedir? Canlı bakterimiz var, 220 ve somatik hücremiz var. Şimdi buradan ben şunu söylemek istiyorum değerli bizi izleyen dostlarımıza. Normalde normal ineklerde, normal yapılan sağımlarda bir ineğin memesinden çıkan süt 5 milyon bakteriyle başlıyor. Burası ari çiftlik olduğu için ve AB onaylı, Avrupa Birliği onaylı olduğu için dolayısıyla çok muhteşem bir başarı. Yani 28 bin bakteri, 100 bin bakteri zaten A plus süt olarak geçiyor. Siz 28 bine ulaşmışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Şurada gördüğünüz inek, yani bu inek maşallah, subhanallah. Bakın buradan da göstereyim. 21 litre 400 gram. Yani 21 litre 400 gram süt vermiş. Bu ne demek? 3 sağım olduğuna göre demek ki bu hayvan 60 litrenin üstünde süt veriyor. Eminim burada 100 litre süt veren hayvanlar da var. Ama şu anda teker teker bakma vaktimiz yok. Onun için yolumuza devam ediyoruz. Burada dolu bez var Arzu Hanım. Nedir bu bezler? Bunlar hayvanların her hayvan için, bir hayvan için bir bez kullanılıyor. Bakın şimdi şu anda ön daldırma yıkıldı. Hayvanın evet, memesi temizlendi. Daha mastitis sonra kontrolü yapıyor herhalde şu anda. Hem de hayvanın sağlayacağını uyarısını veriyor. Yani hayvan sağlayacak sütünü indiriyor. Uyarı yapıyor. Yani evet, aynı zamanda her şey yapıyor. Gibi, şimdi bu bezlerle de temiz bakın, kurulayacak mı teker bir teker? Bir hayvanı bir bez. Bu çok ilginç. Benim bu mesela gördüğüm, bu kadar yıllık ben de hayvancıyım. Amerika'da da bu işi uzun yıllar yaptım ama bu muazzam bir olay. Yani her hayvana ayrı bez kullanılıyor. Evet. Ve bunlar her gün yıkanıyor mu bezler? Yüksek dereceli sıcaklıkta. O zaman bunlardan sizde binlerce var evet, herhalde. Yani yetmesi mümkün değil. Şimdi burada temizler var. Burada da kirliler var anladığım kadarıyla. Evet. Peki şöyle bir şey sorayım. Şimdi toplam dediniz ki toplamda burada 60 hayvan sağlıyor. Diğer tarafta 60 hayvan sağlıyor. Kaç saat sürüyor sağım? Burada sağım hiçbir zaman bitmiyor. 2,5-3 saat kadar bir boşluğumuz var. O da temizlik. Her seferinde mi 2-3 saat boşluk oluyor? Yani her sağımlar gün, arasında. Her gün. Toplam 2-3 saat. 2-3 saat boşluğumuz var. Sürekli sağım devam ediyor. Muazzam. Muazzam. Gerçekten muazzam. Gerçekten çok büyük bir şeyi başarmışsınız. Ve bence Avrupa standartlarında herhalde yarışmaya girse Avrupa'daki en önde gelen çiftliklerden birisiniz. Ve bunu bir bayan olarak siz yapıyorsunuz Arzu Hanım. Tebrik ediyorum. Evet dostlar. Çok ilginç bir program yaptık Arzu Hanım'la beraber ve inanılmaz zevk aldım. Benim gibi uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve 300 başlık çiftlikleri yönetmiş birisi olarak uzun bir zaman geçti. Bu kadar güzel modernize edilmiş bir işletmeyi uzun zamandır görmedim ve çok büyük zevk aldım. Aşağıdaki hayvanlara bakıyorum, yani sağım sistemindeki hayvanların sağım şekilleri, 60 tane hayvanı aynı anda sağıyorsunuz. Bayanlar bir kere sağıyor. Havalandırma muhteşem. Düvelerinize inanılmaz bakıyorsunuz. Aşağıda da sordum. İşte SAP klinik mastitisi sormadım. SAP klinik mastitis nasıl? Ya da mastitis %2.2 demiştiniz. Evet. Çok düşük. SAP klinik mastitisin durumu nedir? Yani SAP klinik mastitisi anlatmak gerekirse, yani mastitis var ama görünmüyor. Herhangi bir hayvanın yaşadığı mastitis olayı yok. Aynen. Bu nasıl? Bunu ölçebiliyor musunuz? Ölçebiliyoruz. Şöyle örnek vereyim. Günlük 3 tane mastitimiz varsa ortalama ayda işte 1, bazen hiç çok düşük oranlarda saptanik mastitimiz oluyor. Peki şimdi en önemli soruyu soruyorum. İnsanlar diyor ki ya bu ari çiftlik, ari çiftlik. Ben biraz uzatıyorum. Ari, ari diyoruz değil ari mi? Ari. Evet.
Ari çiftlik nedir? Bir insanlara bunu tam olarak anlatabilir miyim? Evet, ari çiftlik aslında hastalıklardan arındırılmış çiftlik demektir. Yani böyle bir tüberküloz, brucella gibi hastalıkların olmadığı çiftliklerdir. Şimdi brucella ve tüberküloz ciddi problem hastalıklar. Çok özellikle brucella biliyorsunuz bize de bulaşabiliyor. Süt ve süt ürünleriyle ve bağışıklık sistemimizi çok etkiliyor. Bu ne kadar kaynatırsanız kaynatın hiçbir şekilde yok olmuyor. Yok olmuyor. Burası o hastalıklarından arındırılmış ve sürekli denetlenen bir çiftlik. Değerli dostlar, ben buradaki sütü ineğin memesinden sağladığı gibi içebilirim. Bakın o kadar söylüyorum. Genelde ineğin memesinden sağıldığı gibi bir sütü içmek için 100 bin bakterinin altında olması lazım. Burası 28 bin bakteri de üretim yapıyor. Yani ben şu anda gidip inip aşağıya size de göstererek ineği sağıp bu sütü direkt olarak içtiğim zaman hiçbir hastalıkla karşılaşmam. Hiçbir şekilde sütünüzü kaynatmanıza lüzum yok. Bu sütü alıp direkt olarak kaynatmadan yoğurt yapabilirsiniz. Ama lütfen şuna dikkat edin. Türkiye'de sadece 5 tane mavi bayraklı çiftlik var diye biliyorum. Çok arttı sayısı. Arttı mı? Evet, çok arttı. Önceden gerçekten parmakla sayılabilir kadarlardı. Ama en son aldığım rakamlar çok güncel değil bu arada. Yani son geçen sene baktığım rakamları söylüyorum. 98'di. Çok iyi. Evet, çok iyi. Ben yanlış biliyorum. Evet, ülkece birazcık daha hayvanlarımızdan iyi doğru gidiyoruz. Çünkü yani bunun karşılığını alabiliyoruz. Şöyle, ne kadar kaliteli süt üretirseniz prim dediğimiz o kadar prim olur. Evet, devlet de o kadar size şey de veriyor. Destek yani, veriyor. Destek evet. veriyor. Mesela her yetiştirdiğiniz düve için devlet size ari çiftlikte ne kadar tabii veriyor? Tabii süt için ayrı destek veriyor, hayvan başına destek veriyor. Nedir bunlar aşağı yukarı? Yani mesela buzağı 400 TL destek alıyoruz. İşte hayvan başı yaklaşık 250-300 TL bütün teşviklere baktığımızda. Bunlara olunca da insan kendini hep geliştirmek istiyor. Süt için de öyle. Sütü satarken de sattığınız satıcı da diyor ki eğer sütündeki kriterlerde olursa ben sana %5, %6 neyse anlarım. Kaç liradan satıyorsunuz şu anda sizin şu anda bu kadar kaliteli sütü? Belirlemiş olduğu fiyat 2.30. Ben çalıştığım firmalar ve teşvikler dahil 2.70 TL'ye süt atıyorum. 2.70 TL alıyorsunuz. Ben size bir soru daha sormak istiyorum. Yani Büyükbaş son 2 yılda ciddi bir darbe yedi. Yani evet. Türkiye'de süt fiyatları yüzünden ondan sonra yani birçok insan... Aslında yem fiyatları yüzünden. Yem fiyatları bizi mahvetti. İnsanlar hayvanlarını besleyemedi. Yani besleyemedi. Dolayısıyla da kesme yoluna gitti. Bu yüzden aslında çok büyük darbe yedi. Evet. Bir de bir şey daha var. Mesela benim dikkatimi çekti. Onu dostlar söylemeden edemeyeceğim. Birçok büyükbaşçı kardeşimiz devamlı saman kullanıyor. Saman sadece fukara yemidir. Ve samanın hiçbir faydası yoktur. Ne olur siz de birkaç kelime arzu alın, söyleyin de beni rahatlatın. Saman için. Evet. Saman... Mesela siz hiç kullanmıyorsunuz. Hiç saman görmedim. Çok sadece az kullanıyoruz. Altlık olarak. Evet, altlık olarak kullanıyoruz. Biz kuru ot kullanıyoruz. İşte yonca sarıcı kullanıyoruz. Mısır sarıcı kullanıyoruz. Ama dediğim gibi maalesef artık yem bilgilerimiz çok yüksek. Biz önceden 0.50 kuruştan, 1 litrede 0.50 kuruştan yem vardı. Şu an 1.82 TL. Ve bahsettiğim fark 2 yıl sadece. Çok büyük. Çok ciddi girdi. Bunlar tabii kullanan, yani şimdi saman kullanma demek çok kolay ama hani kreşe yemi nasıl yedirecek peki? Onu sağlamamız gerekiyor. Sağlamamız gerekiyor. Onun için de gerçekten işte üretmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda hayvansal ürünleri de çok iyi üretmemiz gerekiyor. Yani evet. Bunları da ve... Bu bir domino. Hepsi birlikte olan bir iş. Hepsini ya. Bir arada yapmamız gerekiyor. Genç insanlara bunun kıymetini anlatmamız gerekiyor. Ben korona döneminde mısır sıdırıcı için sözleşme yapmam gerekiyor. Yapamadınız. Çünkü hepsi 65 yaş üstü ve hiç kimse elinden çıkmıyor. Valla ben korona döneminde Macaristan'a gitmeye çalışıyorum. 3 seferdir beni uçaktan, havaalanından geri çeviriyorlar. Bu arada bizim yapmamız gereken işler var. Yurt dışında evet. bağlantılarımız da var. Yurt içinde var. Yani benim sadece söyleyebileceğim, bence buradan alınan erkek hayvanlardan böyle süper boğalar çıkar bence. Biz onunla çalışmalarımızı yapıyoruz. İyi boğalarımızı ayırıyoruz, sayıyoruz. Sayıyor musunuz? Evet, kendi içimizde yaptığımız embriyo transfer merkezimiz de vardı. Ooo, evet. Çok güzel. Ama şu, bilmiyorum. Asıl buradaki kapasitemizi dolduracağız. Daha sonra oğlana daha çok eğileceğiz. Arzu Hanım, bence çok güzel bir program oldu ve ben uzattım bu programı. Umarım değerli dostlar, değerli izleyiciler bu programı iyi seyrederler. Ben bu arada şapkamı çıkartmak istiyorum size. İnanılmaz mutlu oldum. Daha kafamda binlerce soru var. Belki başka zaman yine bir araya geliriz.
Bu programın esas özelliği Süt Kardeşler. Evet. Süt Kardeşler ismi bir filmden alınarak rahmetli Arzu Hanım'ın babasının Hasan Bey'in... Evet, biz şu an yapıyoruz ama asıl buranın mimarı... Esas mimarı evet, değil mi? Ona tekrar rahmetli. Bütün, yani kendisi tasarlamış. Hiçbir firmadan, hiçbir şekilde danışmanlık almamış. Kendisi yapmış evet, tamamen ve muhteşem bir tesis. Ve siz de onun alıp liderliğini yapıyorsunuz. Yani onun bıraktığı yerden alıp daha da yukarıları çıkarmışsınız. Evet, tek hedefim bu hayatta. Ve gerçek bir kahramansınız. Benim gözümde bir kahramansınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum size bu fırsatı sunduğunuz için. Evet dostlar, ilk büyükbaş, ilk defa hayatımda YouTube videolarımda ilk defa bir büyükbaş çekimi yaptım. Umarım bu büyükbaşçı dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok güzel bir örnek olur. Hepinize buradan sevgiler, selamlar. Bu sefer sadece koyunlarınız, keçileriniz değil, inekleriniz, danalarınız, düveleriniz hepsi sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum, çok güzel. Ben çok teşekkür ederim.